Selam. Bugün karşınıza benim kanalım için farklı ama YouTube camiası için çok alışılmış bir konseptle geldim. Çoğu YouTuber'ın yaptığı, eğlenip güldüğü ve benim de çok severek izlediğim video tipi bunlar. Ben bu tarz videoları izlerken çok eğleniyorum. Dedim neden takipçilerimle birlikte ben de bu videoyu çekip eğlenmeyelim ki? Hem biraz daha böyle farklı video tipleri çekmemi istiyorsunuz benden. Farklı video tiplerine de böylelikle bir adım atmış olalım dedim. Instagram'dan size bana en utanç verici anılarınızı yazmanızı istedim. Siz de bayağı bir şey yazdınız. İşlerinden gerçekten böyle videoda kullanacaklarımı seçmem aşırı zor oldu. Çoğunu okurken bayağı eğlendim açıkçası. Böyle sizin utanç verici anılarınızı okurken arada kendi anılarım da eminim aklıma gelecek. Onları da sizinle paylaşacağım aralarda. Hep birlikte utanç verici anılarımıza gülüp eğlenelim istedim. Videoya başlamadan önce beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Video fikirlerinin çoğunu oradan alıyorum. Çünkü böyle bir video yapacağımızda da soruları direkt oradan alıyorum. Takip ederseniz beni Instagram'dan hem günlük hayatımı görmüş olursunuz hem paylaştığım daha farklı içerikleri de görmüş olursunuz. Hem de videolara dahil olabilirsiniz diyorum. Ve son olarak da benden görmek istediğiniz video fikirleri varsa aşağıya da yorumlara bekliyorum. Dediğim gibi böyle çok tek tip videolar olsun istemiyorum. Kendimi tekrar düşürmek de istemiyorum. Böyle video önerilerinize falan her zaman açığım. Bunu da unutmayın. Yorumların hepsini de okuyorum bu arada. Hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Başlayalım. 8. sınıf karne günü. Hepimiz sivil kıyafetlerle sıra olduk İstiklal Marşı okumak için. Önümdeki kıvırcık saçlı benle aynı boydaki kız ayağıma bastı. Kısık sesle uyardım, duymadı ve bir kez daha basınca "Mal mısın Elif Yağmur?" dedim sınıfımdaki sıra arkadaşım. Kız arkasını döndü ve yakamı iki eliyle tuttu. Çünkü Elif Yağmur değil, müdür yardımcısı matematikçi Rahşan hocaydı. Utancımdan yanaklarımın yandığını hissettim ve son gün çıkışta beni bulmasın diye arkadaşlarıma veda edemeden koşarak kaçtım. Ah be kızım, ah be kızım. Elif Yağmur, bak 8. sınıf diyorsun. Elif Yağmur'un vücuduyla müdür yardımcısı Rahşan Hoca'nın vücut tipi eminim ki çok farklıdır. Ben de aynı boyda kız ayağıma bastı. Kız nasıl fark etmedin önündeki hocayla şey olduğunu? Allah. Belki aşağıya bakıyorsun, belki aklında bir şey vardı diyeceğim de. Eğer bu olay gerçekten yaşandıysa çok büyük bir dalgınlığına gelmiş ve üzücü. Rahşan Hoca müdür yardımcısı. Acaba boyu kısa Rahşan. Rahşan kadın adı mı erkek adı mı? Eğer kadın adıysa ve Rahşan Hoca'nın Elif Yağmur'a biraz benziyorsa yaşanmış olma ihtimali yüksek bu olayın. Ama Rahşan diyeceğim ilk okuduğumda aklıma böyle daha iri yarı böyle keltoş falan bir tip geldi. Eğer öyle bir tipse doğru olmama ihtimali de var ama eğer kadınsa ve böyle mini çıtı pıtı Elif Yağmur'a benzeyen birisi yaşanmıştır ve üzücü bir olay. Bir gün online derse mikrofon açıktı ve ablam arkada aşırı sesli bir şekilde geğirmişti. Herkes ben yaptım sanıp bana falan bakıyordu sürekli. Cidden çok utanç vericiydi ya. Bir şey diyeyim mi? Çok fazla böyle online ders, işte pandemi zamanlarındaki şeylerden dolayı online ders şeyleri çok gelmiş. Hepsini almadım. Çok fazla online ders utanç verici anı olmasın diye ama online ders açıkken salça dizenler, tuvalete gidenler, ailesiyle kavga edenler falan her şey var. Üzücü arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Ay bak bu okuyorum. Apartmanda bir kreşim var Kardelen. Çocuk ama nasıl havalı. Ben de senden görüp artık evde saçlarımı boyayayım dedim. Dışarıda aşırı pahalı. Sonuna kadar haklısın. Çok doğru bir karar vermişsin. Her şeyi güzel boyadım ettim. Saçlarım biraz kısa. Enseme değmesin diye kafama poşet geçireyim dedim. Ev bayağı kötü koktu diye annemler kapıyı aç biraz ceyran yapsın dediler. Gerisi malum zaten. Ayıcıklı pijamalar, kafamda bin poşetiyle bil bakalım kime yakalandım. Bir de pişkinliğe vurup sırıtarak selam verdim demiş. Bu asla şaşmaz. Ne zaman böyle umursamaz, rastgele, iğrenç biçimde giyinsen hep hoşlandığın bir insana denk gelirsin. Ben de size bir anımı anlatayım. Kaçıncı sınıftaydım? Kesin lisedeydim. Evet ya lisede olduğuma eminim. Lisedeyim ve kış vakti. Ya benim hafızam aşırı iyi değil. Onun için siz bana böyle anı sorduğunuzda ben böyle apışıp kalıyorum. Aklıma gelmiyor çoğu şey. Hikayede bazı eksiklikler olabilir. Çünkü bazı şeyleri şu an hatırlayamıyorum ama bir şey oluyordu. Neydi bilmiyorum. Abim bir şeyini mi istemişti? Evin önünden mi geçiyorlardı? O tarz bir şey de olabilir. Benim abim bir şey vermem gerekiyor. O tarz bir şeydim. Ama ben abimin arkadaşının yanında olduğunu bilmiyordum. Abimin arkadaşından da hoşlanıyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. Abimle bizim aramızda bir dönem vardı. Bir sınıf vardı. Abim de bilmez. Videolarımı da izlemediği için rahat rahat konuşuyorum diyormuş. Abimin arkadaşlarından hoşlanırdım ben arkadaşlar. Hoş kişilerle takılıyordum. Ama lisede ben çok böyle asosyal ve bakımlı bir insan değildim yani. Gerçekten insanlara konuşmayan silik bir tip. Onun için böyle kimseye şey yapmıyordum. Belli de etmiyordum. Kendi içimde platonik takılıyordum. Abimin o arkadaşından da hoşlanıyordum. Ya tam hatırlamıyorum dediğim gibi ama bir şey getirmemi istedi. Evin önündeyim bana bir şey getir dedi. Bana arkadaşıyla olduğunu falan hiç aklım ucuna gelmedi. Şöyle bir şey demedi. Çünkü niye desin? O da haklı. Niye böyle bir şeyden bahsetsin bana? Benim kombinimi anlatıyorum size. Ben çok üşüyen biriyim bu arada. Bunu da söylemem lazım. Çünkü çüş diyeceksiniz. Öyle Ayıcıklı pijama, keşke ayıcıklı pijama olsaydı. Rastgele bir tane böyle iğrenç bir eşofman altı düşünün. Kış vakti ayaklarım üşüdüğü için paçaları böyle kalın yün çorap hayal edin. O yün çorapları bileğimin yukarısına doğru çeker, eşofman altını kıvırıp çorabın içine sokardım. Bildiniz o kombini. Öyle bir şey var. Üstümde uzun kollu böyle kalın bir pijama üstü ve üstüne de annemin yün yeleği arkadaşlar. Bildiğiniz böyle yün. Ben çok üşüdüğüm için yün yelek giyiyordum o zamanlar. Belimi falan sıcak tutsun diye. Üstüne bir mont ama önünü kapatmadım. Çünkü evin önüne geçecektim ama yine de montumu giydim. Gerek görünüyor içeriden. Saçlar tabii rastgele toparlanmış. Bir yüz çirkin, makyajsız, böyle gözlük falan. Hayal edebildiniz eminim ki. İndim öyle abime ve vermiştim. Yani zaten bir şansım yoktu da hani 1 milyonda 1 şansım vardıysa da o şansı da harcadığımı bilmek gerçekten beni üzmüştü. Ah ah. Lisedeki en yakın arkadaşım bizden 2 yaş büyük hoşlandığım çocuğun sınıfının önünden geçerken beni "hadi bak bakalım içeride mi" diye sınıfın önüne ittirmişti. Ben de dengemi kaybedip önce onların sınıf kapısına çarptım, sonra da sınıfın içine düştüm. Çocuk da oradaydı. Ah aşkım, yerin dibine eminim ki girmişsindir. Lisede böyle birbirimize çok şey yapardık niyeyse. Hoşlandığımız çocuğun yanındayken falan arkadaşlara böyle bak bak seninki geliyor diye belli ede şey yapardık. Ne bileyim, kızı onun üstüne itmeye çalışırdık. Niye böyle şeyler yapardık hiçbir fikrim yok. Çok saçma yani, şu an geriye dönüp bakınca neden böyle mallıklar yapıyormuşuz diyorum ama yapardık ve eğlenirdik. Gülerdik. Utanan da eğlenirdi. Utandıran da eğlenirdi. Hoşlandığı çocuğun üstüne atan da eğlenirdi. Yapardık böyle şeyler. Niye bilmiyorum. Garip bir dönemde. Bir şey diyeyim, bu çok kötü. Bunu ben de yaşadım. 8 yaşında rüyamda tuvalete gidip çiş yapıyordum. Meğer yengemin yer yatağına yapıyormuşum. Uyanınca hiçbir şey olmamış gibi katlayıp yerine koydum. Bir şey diyeyim mi? Bunu ben de yaşadım. Sen yine 8 yaşında yaşamışsın. Ben ortaokulda falan yaşamıştım. İtiraf ediyorum şu an. Rüyamda tuvalete gittim abi. Bildiğin yani tuvaletimi yapıyorum, işiyorum falan. Böyle çok güzel de bir rahatlama geldi. Tuvaletimde çok sıkışmıştım. Gözlerimi bir açtım. Açmaz olaydım. Ya ay çok korkunçtu. Ortaokulda sabah uyanınca altıma içmek gerçekten çok korkunç bir şeydi ve utanmıştım ya, anneme falan da söyleyememiştim. Kalkıp sabahın köründe yatağı çitile, çarşafı çitile. Ay çok korkunç bir andı. Sen çok cesurca bir şey yapmışsın. Direkt katlayıp yerine koymak. Ay şimdi kokusunu alanlar yengen ya. Biraz üzücü olmuş ama 8 yaşındasın, kurtarırsın. Doğmam demiş. Haklı. Haklı. Eksinden ayrılırken yanlışlıkla onu önceden attığım nude'u tekrar gönderdim. Ne atmaya çalışıyordun acaba? Ya da nude'u silmeye mi çalışıyordun? Fotoğrafı nasıl tekrar yanlışlıkla gönderdin onu anlamadım. Yoksa nude'u başkasına mı gönderiyordun? Sevgiline mi gitti? Yani nude'unu nasıl ayrıldıktan sonra yanlışlıkla gönderebildin onu anlayamadım aşkım. Ya da ayrılırken. Nasıl attın anlamadım ama valla çok üzücü bir şey. Eminim çocuk da şey diye düşünmüştür. Bak ayrılmak istediğin emin misin? Kaçırdıklarına bak diye. Aşkım. Ah. Ne oldu acaba? Çocuk ben bunları kaybetmek istemiyorum deyip geri mi döndü acaba? Sene 2018. Yanlış hatırlamıyorsam Bahçeli'de bence iyi bilinen bir kitap kafe tarzına bir yere gitmiştik. Lavaboya gittim ve küçük dar bir tuvaletti zaten. O kadar zor durumdaydım ki o an klozetin kapağının kapalı olduğunu fark etmeden oturdum ve gerisi malum. O kadar utandım ki. 21 yaşımda böyle bir şey başıma geldiği için. Ay aşkım. Erkek arkadaşıma doğruyu söyleyemedim haliyle. Hala da musluktan kaynaklandığını sanıyor. Bir şey diyeyim mi? Musluk mu patladı dedin? Mantıklı yalan yalnız. Bak güzel kıvırmışsın. Sonra koşarak yurda girişimizi hiç unutmuyorum. Fena ötesi bir anda. Beddua alternatifi arayanlara da bir öneri olsun. Buna yakın bir şey ben de yaşadım arkadaşlar bu arada ama ev ortamında yaşadım çok şükür ki. Hepimiz de buradan ders olsun, oturduğunuz yere bakın yani. Salmadan önce bir oturduğunuz şeye emin olun, öyle oturun. Ders niteliğinde gerçekten. Fake snap açtığımı sanıp herkesin numarasından eklemiştim ve millete İrem seni numara yoluyla ekledi bildirimi gitmiş. Artı olarak numarasından eklediğim insanlar onların bende numaraları olduğunu bilmiyorlardı. Çok kötü. Bu gerçekten çok kötü. Fake insta açarsın. Yanlışlıkla telefon numarana bağlarsın da hemen bildirim gelir ya. Hatta öyle şeyler var ya işte amcalar falan böyle. Şeylerdir bildiğin yaşlı başlı böyle. Hani Ali amcam mesela. Bipleyeceğim büyük ihtimalle burayı. Ali 06 artık Instagram'da onu eklemek ister misin falan tarzı böyle saçma sapan hesaplar açıyorlar. Bildirimler gidiyor ya. Onun gibi. Çok ama çok panik bir insanım. Ve lisede okula otobüsle gidiyordum. Normalde her zaman durağı kaçırmayayım, hemen ineyim diye bir durak önceden kapının yanına gitmiş olurum. Ama o gün otobüs inanılmaz kalabalıktı ve ben kapının yanına gidemedim. İneceğim durağa geldiğimde sağdan soldan her yerden insan geldi. Sağdan sola. Ben panik oldum ve en sonda kaldım. Tam inerken şoför kapıyı kapattı ve kapıya sıkıştım. Bir şey diyeyim, bu ego şoförleri, otobüs şoförleri iğrenç insanlar. Geçen ben de otobüste sıkışıyordum. Tam inerken kapıyı üstüme kapatıyordu. Yaşlı teyzeler falan da vardı. Yaşlı teyze de az daha sıkışıyordu. Kapıları çok rastgele kapatıyorlar. Kapı geri açıldığında kendimi direkt dışarı attım. Bir yandan omzumdan düşen çantayı düzeltirken bir yandan otobüse bakıyordum. Kimlere rezil oldum acaba diye. Çok utanmıştım o an. Ertesi gün otobüse binip aynı insanları görmemek için yarım saat önce otobüse binip diğer otobüsümü beklerken soğuktan donmuştum. Bir tanem, o kadar mı utandın? Bir şey diyeceğim, bence senin utanmanı gerektirecek bir durum yok. Kesinlikle otobüs şoförünün utanması lazım seni o duruma soktuğu için. Bence bu otobüste sıkışmalar, kapıda sıkıştım ya da ne bileyim otobüs tam hareket ederken bindim falan, o tarz şeylerde senin değil otobüs şoförünün ya da dolmuş şoförünün utanması gerekir. Seni o duruma soktuğu için sen niye utanıyorsun? Kardeşlerim ve dedemle uçurtmaya sahile gitmiştik. Ama uçurtmayı bir türlü havalandıramamıştık. Orada da ondan birinden yardım isteyelim dedik ve dedem bir baba oğul buldu. Oğlu benden 1-2 yaş büyüktü ve acayip yakışıklıydı. Onlar uçurtmayla uğraşırken çocuğun fotoğrafını çekmeye çalışıyordum ki tam o esnada kardeşim "Abla kimi çekiyorsun sen?" diye bağırdı. Ah bu kardeşler, ah bir salsana ya ablanı, çeksin çocuğun fotoğrafını, ne olacak? Ne olacak? Ne diye utandırıyorsun kızı? Çocuk da bunu duydu. Duyar tabii. Yüzündeki o aptal sırtışı hala hatırlıyorum. Ben denizi çekiyorum falan diye kıvırmaya çalıştım. Bak yine yanlış. Yine yanlış bir hata. Orada kıvırmayacaksın abi. Baktın, anladı, artık sıçtın mı? Fırsatı aleyhine çevireceksin. Böyle bir gülümseyeceksin. Ya işte... Oh, hiç de böyle giriş cümlesi kuramadım ama orada bir çocukla tanışmayı denesen, böyle güzel bir cümle bulsan, ben bulamadım şu an. Böyle işveli cilveli hoş bir şeyler söylesen orada, ne bileyim. Bulamadım. Hiç zorlamayacağım, bulamadım ama bak basıldın. Artık hani bir samimiyet kurup çocukla yakınlaşmaya çalışacaksın. Tavlamaya çalışacaksın oradan. Sonrasında çocuk sırıtarak bana dalga geçer gibi bakarken bir yandan da poz veriyordu. Resmen çocuğun götünü kaldırdım durduk yere. O zaman çok utanmış ama şimdi aklıma geldikçe en çok kendim gülüyorum halime. Ah aşkım, o çocuğu tavlayabilirdin ama bence. Olurdu yani. O iş olurdu da. Acemiliğine de gelmiş. Ben de büyük ihtimalle apışıp kalırdım, bir şey diyemezdim ama işte öyle olmamamız lazım. Atak olacaksınız kızlar bu devirde. Valla. Sevgilimle çarşıda sokak aralarında geziniyorduk. İkide bir çişim geldi diyordum. Dalga geçiyordu benimle. En son aşırı bayırlı bir yere oturduk, yürüdük. Tam tepeye gidince dayanamayacak kadar çişim gelmişti. Dedim ne olur tuvalete yetişelim. Sonra el ele koşmaya başladık. Oradan çarşı meydanına geldiğimizde dayanamadım ve ağlayarak altıma işemiştim çocuğa baka baka. Çok duygusal ve komik bir anı. Duygusal. Sonra da devam etmiştik sevgililiğe. Bu arada 3 ay daha çıktık bu olay üstüne. Arada beni sidikli diye seviyordu. Ama nasıl duygusal bir anda onu anlamadım. Bir de tuvalete niye yetişemediniz ki? Ay bir tane. Ben olsam orada böyle çalılık bir yer falan bulur. Hani etrafa bak kimse görmesin der. Yani kıyafetlerimin kirlenmesine el vermezdim. Yani çalılık bir ortama yapmayı tercih ederdim. Sen yine helal olsun. İyi cesaret, yiğidim. İşte gözlerin içine baka baka duygusallı bir an yaşamışsın. Ben yapamazdım. Büyük cesaret. Üniversitede zıbın giyiyordum. Hem de beyaz. Bu çıt çıtlı atletlerden kızların çekti ya. Ay. İkinci öğretimlerle derse girerken ders arasında bir çocuk yanıma gelip numaramı istemişti. Verdim, yürüdüm, gittim. Arkamdan güldüler. Meğer zıbının çıt çıtını takmamışım. Arkadan sallanıyormuş beyaz bayrak misali. Çok kötü. Çok kötü. Çok 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 kötü. Story'me yanlışlıkla ifşamı attım ve daha dün yaşandı. Bu çok kötü ya. Story'nize attığınız şeylere dikkat edin. Özel fotoğraflarınızı telefonunuzda bulundurmayın. Anında silin. Son silinenlerden de silin. Şey yapmayın yani. Böyle yanlışlıklar olabiliyor. Ben en yakın arkadaşımı escort diye kaydetmiştim. Şakasına. Ciddi bir ortamdaydım ve benim telefonum beni biri arayınca arayan kişinin ismini söylüyor. Sonra telefonum çaldı. Diyor ki escort sizi arıyor. O an çok utanmıştım. Bir şey diyeyim mi? Bu çok korkunç bir şey ama. Ben de eskiden en yakın arkadaşlarım böyle saçma sapan şeylerle falan kaydederdim. Dikkat edin. Ya mesela düşünsene, ciddi bir iş toplantısındasın. Ekranda escort seni arıyor diyor. Ya da ne bileyim falan, böyle saçma sapan şeylerle kaydediyorsanız tehlikeli, yapmayın. Kendi aranızda birbirinize söyleyin ama telefona öyle kaydetmeyin. Bir kız grubu benden toke istemişti ve yok teşekkür ederim demiş. Ve kızlarla aynı tramvaya binmiştim. Ay bir şey diyeyim mi? Böyle saçma sapan şeyler çok söyleniyor. Şey de çok fazla geldi bu arada. Onu koymadım. Çok alışılmış bir şey diye ama. Garsondan yemek söylersin. Afiyet olsun derler size de. Furya geliyor. Bir daha görmeyeceksin hayatında. Hoşçakalın. Görüşürüz falan demek onlara. Ama bunu ilk kez gördüm. Senden bir şey isteyen birine yok teşekkür ederim demek. Hocaya aşko demiştim. Bir şey diyeyim mi? Aşko demek bir bağımlılıktır. Gerçekten vazgeçemiyor insan. Dolmuşa binmiştim. Para uzatırken gözüm yakışıklı dolmuşçunun elindeki dövmeye daldı. Bak. Parayı yere bırakmışım. Ve bunu fark ettiğimde "Aa!" gibi saçma bir tepki vermiştim. Yakışıklı dolmuşçu da bana sinir oldu sanırım. İnerken çantam kapıya sıkıştı. Yer dedim, yarılsaydı da girsem. Hala utanç komasına giriyorum. Herkes bana bakmıştı ya. Allah'ım dedim şu an al beni. Ah kızım. Ah ah ah. Hay tamam kes çocuğu da. Parayı eline ver öyle kes yani. Parayı niye yere bırakıyorsun? Ah aşkım ah. Lisedeyken İstiklal Marşı'nı okuyup müdürün klasik konuşmasını dinledikten sonra sıra kılık kıyafet azarına gelmişti. Tipik, standart lise muhabbetleri. Beni yanına çağırdı ve tüm okulun önünde bakın erkek öğrenciler saç tıraşınız böyle olacak ve böyle giyineceksiniz dedim. Okuldaki tek kısa saçlı kız bendim. O günden sonra en yakın arkadaşlarım bile bana yakışıklı diye seslenmeye başlamıştı. Bir şey diyeceğim, hoca niye böyle bir şey yaptı? Şu an aynısını bana yapsalar ben çok rencide olmam ama lise dönemindeki bir kız öğrenci için bence gerçekten rencide edici bir şey. Eğer ki o kişi kendisini maskülen hissetmiyorsa, hani feminen hissediyorsa gerçekten çok utanç verici, yerin dibine sokucu bir şey yani. Öğretmenin büyük ayıbı var bence. Öyle bir şey yapmamalıydı asla. Yani o öğrencinin de nasıl bir yara açacağını bilemez. Deyip bunun üstüne size kendi bir anımı anlatayım. Ben de arkadaşlar lisedeyken hatta 10. sınıftaydım sanırım. Saçlarımı Rihanna modeli kestirdim. O zamanlar çok ünlüydü şu an. Fotoğraflarımı bulabilirsem buraya bir yere koyarım. Umarım bulabilirsem, bulamazsam ve ya da fotoğraflara çok çirkinsem koymam ama kusura bakmayın. Rihanna'nın bir modeli vardı o zamanlar. Şöyle ense tıraşı alınıyordu. Bir kısım şurada, bir kısım şöyle kulak üstünde falan. O tarz bir saç modeliydi. Kestirdim. Birdenbire gaza geldim. Belimdeki saçlarımı pat diye kestirdim. Çok feminen bir kadın değildim o zamanlarda. Daha böyle hani dedim ya standart böyle hani makyaj yapmayan, bakım yapmayan, yüzüme nemlendirici bile sürmezdim o zamanlar. Sıfır bakımdım. Arkadaşlarım bana Bülent demeye başlamıştı o zamanlar. Ya gerçekten bazı arkadaşlarımın telefonunda hala herhalde Bülent diye kayıtlıyımdır da. Uzun seneler bana Bülent dediler. Benim de öyle bir yakın arkadaşlarım arasında Bülent lakabım olmuştu. En yakın arkadaşım çok utandığı için sevgilisinin evinde tuvalete giremiyordu. Hep duştan önce girermiş falan hatta. Sifon sesinden bile utanıyordu. Bir gün sifonu çekmemek için bildiğin duşa sıçmış. Sonra suyu açmış, sular kesik. Hayatımda bundan daha utanç verici bir şey duyamam. Bir şey değil mi? Ben de duyamam. Sifon sesinden utanıp duşa sıçmaktan utanmaması çok ayrı bir seviye. Abi saçmalama, duşa sıçılır mı ya? Bak... Gerçekten bak sifon sesinden bazı insan utanıyor. İş emeği bir radde anlarım. Çünkü hani sonuçta o da gider. Hani ne bileyim üstüne su tutarsın. Hadi birazcık sabunlarsın falan. Sabun sıkarsın. Sabunla gider falan. İş emeği anlayabilirim. Ama sıçmak. Dışkı. Duşta. Yani nasıl gitmesini bekliyorsun dışkının? Biraz ütopik geldi. Eğer yaşandıysa helal olsun. Eminim sifon sesi çok çok daha az utanacağım bir şey olurdu. Üniversite 1'deyim. İlk ders hoca geldi ve mal ben herkesin ayağa kalktığını düşünerek ayağa kalktım. Ve uzun süre öyle mal gibi ayakta dikildim. Aşkım. Sonradan dayanamayıp oturabilirsin kızım demiştim. Hayatta yerin dibine girip vahiy ile tekrar yükseldiğim hikaye. Heyecanla videonu bekliyor olacağım demiş. Liseden alışkanlık kalmış sanırım. Ay çok kötü. Gerçekten kötü. Bir de herkesin oturduğunu, tek senin ayağa kalktığını ve ne yapacağını bilmeyip ayakta durduğunu düşünsene. Ay çok 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 kötü. Çok 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 kötü. Küfürlü WhatsApp gifini velilerimden birine attım yanlışlıkla. Bunu yazan öğretmen bu arada. Gif de orospularla konuşmuyorum temalı bir gifti. Kalpli bir gife basacağıma ona basmışım. Bu gifler çok tehlikeli, çok. Benim de böyle küfürlü, bayağı müstehcen giflerim var mesela. Arkadaşlar aramızda atıp güldüğümüz. Bir gün aile grubuna az daha onu atıyordum. Ya düşünsenize öyle bir şey yaptığımı. Çok tehlikeli. Hocam yanlış oldu sanırım yazmıştı kızcağız. Defalarca özür diledim. Sanırım en büyük utancım bu benim ya. Bir şey diyeceğim, gerçekten çok kötü. Gerçekten çok kötü. Erkek olan kedimi ağlayarak veterinere götürdüm. Götürme sebebim kedimin göbek kısmında kist olduğuna inandığım küçük küçük şişliklere denk gelmem. Ağlayarak kedim ölecek lütfen yardım edin diye bir giriş yaptım. Neyse hekim muayene etti ve yandan da beni sakinleştiriyor. En son nerede bu şişlikler deyince gösterdim ve onların kist değil meme olduğunu öğrendim. Veteriner hekimin bakışlarını asla unutamıyorum. İlk defa gözleriyle geri zekalı diyen bir insan görmüştüm. Anlayacağınız erkek kedilerin de memesi varmış. Ah aşkım. Evet, erkek kedilerin de memesi var. Bir keresinde metro beklerken yanıma bir kadın geldi ve yol tarifi sordu. Ben de tarif ettikten sonra metroya binip boş bir yere oturdum. Kadın da yanıma oturdu. Daha sonra benim ineceğim durak geldi ve kadına dönüp "Ablacığım ben şimdi iniyorum, sen 2 durak sonra in" gibi bir şeyler söyledim. O an herkes bana baktı. Kadın da suratıma aşırı korkmuş bir şekilde bakıp kafa salladı. İnmek için kapıya doğru inerlerken bana soru soran kadını gördüm kapının yanında. Yanıma oturan farklı biriymiş ve beni asla tanımıyordu. O yüzden suratıma o şekilde bakmış. Yıllar geçti ama hala unutamadım. Hayatımdaki en utanç verici anı bu. Gerçekten bu da çok fena. Ha, düşünsene, akıl sağlığı yerinde olmayan birisi sanmış olabilir seni. Ondan dolayı dehşetle bakmış olabilir. Üzücü. Çok fena. Ya ben olsam ne yapardım? Ay hiçbir fikrim yok. Ben olsam zaten bir kere iletişime geçmezdim kadınla. Asla geçmezdim yani. Bir yüzüne bakardım konuşmadan önce. Eğer o kadın mı diye. Ama şimdi bunu, olayın sonucunu bildiğim için de rahat rahat söylüyor olabilirim. Belki de o an ben de aynısını yapardım. Bilemiyorum. Yaşamadan göremem. Yerinde olmadan ne yapacağımı söyleyemem. Baloda slow dance ederken elimi yanlışlıkla flörtümün beline koydum. Ama bir şey diyeyim, ben de bilmiyordum bu olayı. Bu olayı bayağı sonradan öğrendim. Kadınların omza el koyup erkeklerin bele eli koyduğunu. Yani bu olayı öğretmiyorlar. Eğer sen de hani merak edip araştırmadıysan ya da bunu sana söyleyen bir ailen falan yoktuysa, bir büyüğün yoktuysa, bilmemen kadar normal bir şey yok bence. Kapıyı açıp komşuya alo demem. Bu iyiydi. Bu gerçekten iyi. Sevgilimin yanında sessiz sanıp gaz çıkarmıştım ve acayip sesli çıkmıştı. Utancımdan ayrıldım çocuklar. Niye utancından ayrılıyorsun? Gayet normal vücutsal bir işlev yani. Tamam hani zort zort diye çocuğun yanında salmazsın ama yanlışlıkla kaçtıysa da ayrılma, ne olacak ya? Yanlışlıkla kaçtı, vücudumun bir ihtiyacı bu diyebilirsin. Ne olacak aşkım? Evet. Böylelikle bu videoyu sonlandıralım bence. Çok gereksiz uzun bir video olacak yoksa. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, beni diğer sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Şuraya bir yere koyuyorum sosyal medyalarımı. Bu video böyle hoşunuza gitti mi? Onun da yorumlarınızı bekliyorum. Yani dediğim gibi biraz daha farklı video fikirleri yapmak istiyorum. Çünkü hani siz de diyorsunuz tekrara düşme, hep aynı videoları çekme diye. Farklı şeyler çekmeye çalışıyorum onun için bu sıralar. Video önerilerinizi, video fikirlerinizi de bekliyorum her zaman için aşağıdan. Bir de Sims soranınız çok fazla var. Biliyorsunuz şu an hani bir işte çalıştığım için Sims oynamaya çok fazla vaktim olmuyor. Bir de yani şöyle bir şey fark ettim. Ben Sims kanalı değilim ama yorumlarımın hepsinde Sims videosu isteyenler çok fazla oluyor. Seviyorsunuz videolarımı biliyorum. Ama şöyle bir şeye karar verdim. Oyun için ayrı bir kanal açacağım. Ayda bir de olsa, ne kadar zamanda bir de olsa hani oyun videolarını bu kanaldan ayrı tutacağım. Çünkü böyle çok karman çorman oluyor kanal. Benim böyle hoşuma gitmiyor. Hani en azından oyun ve hani ben diye 2 farklı kanal olabilir bence. Ya en azından Sims kanalı olduğu için belki editsiz videolar da koyarım oraya. Hani belki yayınlar da açarız orada. Böyle bir şeyler yapma fikrim var. İnşallah fırsat bulabilirsem inşallah böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu kanalı oyun kanalından ayrı tutmak gibi bir fikrim var. Açınca aşağıya koyarım. Sizce de böylesi daha mantıklı değil mi? Yani bana böylesi daha mantıklı geliyor. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Fikirlerinize bayağı değer veriyorum. Çünkü yani ben öylesi daha mantıklı geliyor bana, bilmiyorum. Farklı oyunlar falan da koyarım ben. Frostpunk falan da çok oynuyorum. Mesela Long Dark, The Long Dark oyununu da çok severim. Hani böyle arada mesela canım sıkıldıkça, oyun oynadıkça belki canlı açarız. Canlıyı sonra oraya kaydederiz. Öyle bir seçenek de var. Çünkü canlı yayınları kaydedebiliyorsun YouTube'da. Ne bileyim, editsiz halleriyle, böyle upuzun halleriyle de koyabiliriz. Öyle bir fikir var aklımda. Çoğunuz Twitch aç diyorsunuz. Twitch açamam. Çünkü ya Twitch platformunu hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani yeni bir platform öğrenmeye de götüm yemiyor yani bu yaştan sonra. Niye bilmiyorum. YouTube'da da canlı yayın seçeneği var. Öyle yapabiliriz gibi geliyor bana. Fikirlerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni diğer kanallarımdan... Ne? Çok geç oldu. Yine geç oldu ya. Saat 1:30. Beni diğer sosyal medyalarımdan takip etmeyi de unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın.